Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere abimgilin evindeyim. Onların ev turunu yapıyor. Nehir bizi kapıda karşılıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle girişten başlayayım. Ben şimdi ışığımı yakayım. Yak bakalım. Burası giriş. Lavabo var, dolap var. Şöyle gösterelim. Orada da bir tane at biblosu O var. dedemden kalma. Evet, değil Dedem mi? atı çok sevdiği için. Rahmetlik Aynen. babam. Babam da çok sever atı. Onu öyle biz yine de kullanıyoruz, atmadık yani. Burada da lavabo var. Şöyle göstereyim. Burası da salon. Ben kendi ev turumda o hatayı yaptım. Direkt yeri gösterdim. Salonumda bu sefer direkt karşıyı gösteriyorum. Önceden salonlar böyle oluyordu. Salonda cam olmuyordu. Bütün odalara salondan giriliyordu. Yani eski, yeni yap ama bayağı oldu bu ev yapılalı. Ben çocukken 30 sene yapıldıydı. olmuş mu? 40 olmuştur 40 Nehir. olmuştur. 40 olmuştur. Ben 9, 8, 9 yaşımdayken geçtiydik biz buraya. Küçüktüm ben bayağı. Şöyle mutfaktan başlayalım. Önce ben gireyim. Koyu kahve ile beyaz mutfak dolapları var. Yapılalı da bir 4-5 yıl oldu herhalde, değil mi Nehir? Evet, bir rahat 5 yıl oldu. Şöyle geriden olursa daha net olacak görüntü. Şöyle avizelerini de göstermek istedim sizlere. Bayağı da çok dolapları gördüğünüz gibi. Orada ankastre ocakları var. Önce bir uzaktan çekeceğim. Sonra da yakından göstereceğim. Bulaşık makineleri. Ben sizin şu fayansları çok seviyorum Nehir. Şöyle yakından da göstermek Evet. istedim. Derssiz. Derz yok bu fayansların arasında. Bütün mü hepsi Nehir komple? Bütün değil ama şöyle parça parça ama aynı parke gibi birbirine geçiyor derz kullanılmıyor. Evet, derssiz olması da temizlik açısından kullanışlı. Nehir kek yapmış burada. Şöyle onu da göstereyim. Yemeklerini de pişirmişler. Burada buzdolapları var. Burada da mutfak balkonları var. Şöyle storlarını da göstereyim. Beraber beğenmiştik değil mi Evet, Nehir senin bunu? kardeşin yapmıştı Evet. bunu. Ama çok memnunuz, gayet kaliteli yapmış. Bayağı doldu değil mi? Şey olalı, perde Evet, yapılalı. dolaplarla beraber Değil mi? oldu. Şöyle gene her tarafını göstermek istiyorum yavaş yavaş. Şu tablo da bana ait olan, 13-14 yaşındaydım bunu Sen mi yaptığımda. yapmıştın bunu? Şöyle onu da yakından Okulda gösterin. yapmıştım. Gerçekten de güzel olmuş. Evet. Şöyle artık buradan da yavaş yavaş çıkayım. Uzaktan görüntü daha net oluyor. Her tarafı gösterebiliyorum. Şöyle göstere göstere çıkacağım. Burada banyoları var. Şöyle önce gene uzaktan çekeyim. Burayı da bu sene yaptırdınız değil mi Nehir? 4 ay oraya yaptıralı. Burada duşakabin var. Çok kararsız kaldık banyonun renginde. İlk önce bir siyah falan Yok, düşündük. benim en çok sevdiğim Ama renk sonra tonu grayeye bu. karar Ne verdik. açık kahve ne koyu kahve. Modası da kalkmayacak bir renk. Ben çok seviyorum bu rengi. Şöyle burada da bibloları var. Nehir ben gibi biraz süse düşkün. Sen mi koydun bunları? Aslında annem koydu. Öyle Annem mi? normalde çok sevmez Evet. öyle kırık eşya ama. Şöyle gösterim. Şunu Fazile yengem yapmıştı. Bunun bir işi var. O da diğer dolapta. Evet, Hilal'e de yapmıştı. Ondan Evet. Allah razı olsun. O da öbür abimin hanımı. Yengem oluyor. Burada da var dolapları. Şöyle geri gelirsem daha net görünecek. Altta çamaşır makineleri var. Üzerinde dolap gayet kullanışlı. Hem burada var dolap. Hem de burada var.
Gayet şık olmuş gerçekten banyonuz Nehir. Şöyle göstere göstere artık yavaş yavaş. Buradan da çıkacağım. Öbür odaya gitmeden salonu göstersek Nehir. Olur. Şurada bir tane çok güzel manzara var, tablo var diye. Gerçekten manzarası çok güzel. Bunu baban mı almıştı Evet, Nehir? babam aldı bunu. Aşağıda da var birkaç tane. Babam çok sever böyle tabloları. Evet. Abim kasap benim. İlerleyen günlerde inşallah ondan bir sucuk tarifi göstereceğim sizlere. Bir tane de şurada var, onu da gösterim. Benim babam, abim ata bir yani at hastalığı var diyeyim. Ata düşkünlükleri var. Burada da çok güzel bir yapbozdan at resmi var. Gerçekten de çok güzel olmuş. Şöyle onu da yakından göstermek istedim sizlere. Bizim köyümüzde cirit meşhurdur. O yüzden at da Osmanlı çok sporu mu meşhur. deniyor? Ata sporu mu deniyor? Atı. Evet, ata sporu söyleyemedim. Şöyle burası da yeğenim odasına gideceğiz. Murat'ın. Burada bazası var. Yer müsait olunca şimdiki bazalar büyük oluyor ama yer sorun olunca küçük oluyor. Tek kişilik ama çift kişilik gibi bayağı büyük. Burada konsol var. Bu Nehirgil'i küçükken takımdı değil mi Nehir bu? Evet, bu ranza takımıydı. Dışarıdaki dolabın takımı aynı Evet. zamanda. Çok sağlam. O yüzden kullanmaya devam Evet, ediyoruz. bayağı yıllardır da kullanıyorsunuz. Burada da şöyle kapıyı kapatayım ben. Duvardan duvara gardırop var. Fümeyle beyaz. Bunu da yeni yaptırdım sayılır değil mi Nehir? Evet, bunu da yaptıralı bir 2 sene oldu. Evet. Şöyle onu da göstereyim. Bizim dolaba ihtiyacımız vardı. Çünkü eşyalarımızı koymaya bir dolabımız hani gerekliydi. Onu da Evet. burası yer müsait olunca buraya Evet. yaptırdık. Oda da büyükmüş baya. Evet. Burada da yengemin çeyizinden önceden koltuklar böyle oluyordu. Ahşapla kadife. Bunun geri kalanı babaannenin tarafta değil mi? Babaanneminkindeydi. Biz yeni koltuk takım alınca artık bunları o tarafa gönderdik. Bunlarda Evet. da oturması çok rahat. Hani Evet. yeni koltuklarda bu rahatlık gerçekten yok. O yüzden bunu burada kullanıyoruz. Birisi de salonda hatta. Evet. Üzerine oturup hani bir kahve içmek falan çok Evet. rahat oluyor. Önceden böyle ahşapla kadife oluyordu koltuklar. Her geçen gün değişiyor. Şöyle yavaş yavaş artık buradan da çıkalım. Şöyle salonun genel görünümünü buradan da göstermek istiyorum sizlere. Artık oturma odasına geçeceğiz. Bu da içerideki konsolun diyeyim, komodinin diyeyim Takımı. takımı. Orada yer olmadığından bunu da burada kullanıyorlar. İçinde işte kışlık kabanlarımız falan. Giyilmeyenler, Aynen. yazlıklar, kışlıklar Aynen. değişimli. Burası da oturma odaları. Güneş içinde gördüğünüz gibi oturma odasının, misafir odasının şöyle uzaktan görüntü daha güzel görünüyor. Her tarafı çekebiliyor. Önce uzaktan çekeceğim. Ev sobalı gördüğünüz gibi kuzineleri var. Şöyle yavaş yavaş artık içine de gireceğim. Bordoyla fümenin uyumu, koltukları. Burada kullanışlı bir tane üçlü sehpaları var. Gerçekten de çok kullanışlı. Koltuğun üzerine Şöyle üzerine gelebiliyor. evet üzerine gelebiliyor. O yönden çok kullanışlı. Burada TV üniteleri var. Camın kenarında berjeri var. Koltuklar bordo. Üçü. Bu ortadakiden füme. Şöyle göstereyim. Şöyle dışarının manzarasını biraz göstermek istiyorum ama birazdan balkondan daha net göstereceğim sizlere. Halıyla koltuklar da uyumlu olmuş. Şöyle yavaş yavaş buradan da çıkacağım. Kameramanlık ev turlarında gerçekten çok zor. Her tarafı detaylı göstermek zorundayım. Artık misafir odasına geçiyoruz. Misafir odasına. Bazen hızlı konuşuyorum, harfleri yutuyorum.
Burada da renk uyumu çok güzel spor bir koltuk takımı var. Yeşille bal köpüğünün uyumu. Şöyle bir geriden çekeyim Nehir ben önce bir. Şöyle çekersem daha net olacak görüntü. Biz bu takıma ilk beğenmeye gittiğimizde bir tane de bordo bir takımla ikisi arasında kalmıştık ama şu berjerlerin ve kırlentlerin renk uyumundan dolayı bunda karar kıldık. Evet, gerçekten Çok de hoşumuza gitmişti. uyumlu. Burada da Murat'ın bağlaması var. Şöyle onu Evet. da yakından göstereyim. Bunu kullanıyor mu Nehir şu an? Ya aslında bu bağlamadan önce benim bir gitarım vardı. Ben bir ay bir gitar kursuna gittim. Birkaç parça öğrendim, çalmaya başlamıştım. Ama o dönemde benim KPSS gündeme geldiği için ben gitar kursunu bırakmak durumunda kaldım. Gitar da evde boş boş beklemesi yerine onu verdik yerine bağlama aldık. Murat bağlama kursuna gitti. Ama o da tabii bir ay gitti. Onun da yarıda kaldı. Şu an Evet. çalamıyor. İnşallah ilerleyen Köşede günlerde bekliyor. çalar. Şöyle perdeleri var. Sade ve şık. Uzaktan gösterim. Bu yeşilin ismi ne Nehir? Ördek başı. Ördek başı yeşili diyorum ben Evet. buna. Tam olarak adı ne onu Evet. bilmiyorum tonu. Burada da yeğenimin fotoğrafı var. Pınar'ın. Pınar'ın o evli olduğundan. O burada değil şu an. Bu fotoğrafın olduğu çerçeve de eski dergi sayfalarından yapılmış. Şey Evet. geri dönüşüm amaçlı Gerçekten çok oluşturulan bir şey. güzel olmuş. O da hemşire ama şu an hemşirelik yapmıyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda. Karşı duvarın ismi saten sıva mı Nehir? İpek. İpek sıva mı? Şöyle onu da yakından göstereyim. Ben çok seviyorum bu manzarayı. Sadece karşıda var bu da. Karşı Evet, tek duvarda. duvarda. Evet. Burada da Nehir'in akvaryumu var, balığı var. Şöyle Evet. onu da yakından göstereyim. Bana değerli birisinden hediye. Beta balığın cinsi. Tek yaşayabilen bir balık. Kesinlikle yanında farklı bir balık türü ya da kendi cinsinden bir balık türü barındırmıyor. Çünkü çok kıskanç bir balık. Evet. İkisinden birisi kavga ederken mutlaka ölüyor. Ha, kıskanç Evet, olduğundan. kıskanç olduğu için. Şu an arkaya saklandı. Rengi gerçekten de siyah Utangaten gibi zamanda. görünüyor ama turkuaz mavisiyle kırmızı. Şöyle yakından çekmek istiyorum. Dantel gibi çok zarif bir balık. Evet, tüy kuyruk olarak da geçiyor bu balığın cinsi. Bunun farklı bir cinsi de yelpaze kuyruk olarak geçiyor. Evet. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Allah'ım neler yaratıyor gerçekten de. Manzara süper. Bayıldım Nehir. İşte dokunmadan sevilebilen bir hayvan balık türü. Evet. Gerçekten hiç dokunmuyorsun ama ona bağlanıyorsun, Evet. seviyorsun. Modeli, 5 gün rengi çok zarif. evden uzaklaşmıştım, Pınar'ın yanına gitmiştim. Ben dönünce bana bir tepki gösteriyor. Yanıma gelmiyor, sonra cama, yani yanıma dediğim Evet. cama gelmiyor, küsüyor. Sonra cama geliyor falan. Hani o da anlıyorsun aslında Evet. birinden. Şuna baksana gerçekten çok zarif bir balık. Gece elbisesi gibi. Şöyle uzaktan da göstereyim. Burada da bal köpüğü renginde gene koltuk var. Yavaş yavaş döneceğim artık. Dışarının manzarasını da göstereceğim sizlere. Aslında bu dışarının manzarası bu camdan o kadar güzel görünüyordu ki şu önüne düğün salonu yapıldıktan Evet. sonra o Çok manzara üzüldük değil tamamen mi? bozuldu, evet. Düğün salonu yapılırken gerçekten çok üzüldük. Biz alışkındık çünkü önü açıktı burasının. Her taraf görünüyordu, ayağımızın altındaydı. Kışın kar yağdığında çok güzel bir manzara Evet. oluşuyordu. Şöyle yavaş yavaş göstere göstere. Her zaman olduğu gibi artık balkona geçeceğim. Balkona çıktık biz şu an. Balkonumuz da bayağı büyük. Bizim burası çift daire.
Bir tarafı abim gelin, burası abim gelin. Geçen günde pazar turumuzu izlediyseniz bilirsiniz bu tarafta annemin, şöyle göstereyim. Karşıdan da köyümüzün, bizim Cirit'i meşhurdur. Atlar geliyor. Şöyle onu da göstermek istiyorum sizlere ama güneşten ben şu an inanır mısınız çok bir net görüntü alamıyorum. Ama izlerken öyle olmuyor. İnşallah nettir. Şöyle göstereyim. Burası bizim köyün ortası. Coşan amcam o nehir. Bilemedim yengem, fark ettim. Evet. Hava güzel diye atla gezintiye çıkmışlar. Burası geçen gösterdiğim bizim köyümüzün parkı, düğün salonu. Nehir de bahsetti biraz önce. Bu park, düğün salonu yokken buranın manzarası çok güzeldi ama düğün salonu olduktan sonra manzara biraz kapandı. Şöyle parkı da uzaktan çekmek istiyorum sizlere. Köyün merkezi burası. Tam ortası yani. Evin yeri gerçekten de çok güzel. Her taraf ayağının altında. Bizim ev köyün dışında. Bizim de yeşillik olarak güzel. Çayır. Burası da. Yani insanın canı sıkılmayacak. Her taraf ayağının altında. Şöyle çeke çeke ileri doğru gideceğim ben. Bu da deprem leyleği. Ha, bu mu? Aynen. Deprem leyleği. Evet, öyle geçiyor. Yani İsmini deprem, bilmiyordum, deprem öğrenmiş şey, oldum. Evin içinde. Evet. Aslında. Haber mi veriyor depremi? Aynen. Değil mi? Mantıklı evin aslında. Evin içinde takılıyor normalde bu. Hı-hı. Amcamın hediyesi. Evet. Rüzgarda da sallanıyor. Depremde zaten sallanır. Evet. Allah göstermesin tek de. Şöyle gösterdim. Elimden geldiğince sizlere göstermeye çalıştım. Daha doğrusu inşallah beğenmişsinizdir. Şöyle ağaçlara da üstten çekmek istiyorum. Şu deprem leyleğini bir daha çekmek istiyorum. Nehir ses çok güzel gerçekten de. Evet arkadaşlar, ev turunu yaptık. Şu an Nehir bize Nescafe yapıyor. Kek yapmış. Ondan gideceğiz. Nescafe'sini içeceğiz. Nehir'in o kettle'da suyunu kaynattı. Yavaş yavaş fincanlarını hazırlıyor. Nehir'in kuzeni şöyle kakao bir tatlı yapmış. Onun tadına da bakacağız. Görünüşü gayet güzele benziyor. Evet, çok lezzetlidir Halime'nin eli. Her tür yemeği yapar, her türlü kurabiye, börek tarzı şeyleri de yapar. Marifetleri. Marifetli gerçekten, aynen. Yaşına göre. Şu an yengem çekiyor videoyu. Biz de burada havalına hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ben daha doğrusu seyirci oldum. Ben normalde Türk kahvesi severim. Ama... Çiğdem sen de tatlıları koyabilirsin aslında, Nehir'e yardımcı olabilirsin. Tamam. Orada şey vardır, spatula. O önündeki. Yenge yakına gel istersen. Şöyle ikişer tane koysam yeter herhalde. Aynen. Ben şuradan suyu alayım. Herkes şekerini kendisi katsın. Tamam. Damak tadına göre. Ama şurada kek de var. Tamam. Tabaklarınız da çok güzel. Ben sizin tabakları çok seviyorum. Pınar aldım değil mi? Evet. Rengi çok güzel. Pınar buradan da sana selamlarımı, sevgilerimi gönderiyor. İzliyor beni. O yemek takımı bana anneler günü hediyesi kızımın. Diyorsa ben aldım onu. Yengeler. Ödüm kokuyor. Şuna ben bir tek çakal getireceğim. Ha, çakal da getireyim ben. Evet.
biz içeriye sohbetimize geçeceğiz, oradan devam ederiz. Nehir kahveleri yaktı, gördüğünüz gibi biz kekimizi yiyeceğiz, tatlımızı yiyeceğiz, kakaolu kahvemizle içeceğiz. Yine yengem çekiyor videomuzu da, yavaş yavaş artık kahvemizi içelim. Evet. Eline sağlık. Afiyet olsun Ula. Ben önce şu kurabiyenin tadına bak. Aynen, çok güzel. Ben de çok sevdim bunu. Brownie kurabiyem bu. Tatlı dediniz de. Şerbetli çünkü. Şerbetli olduğu için aslında tatlıya gibi. Evet. Kurabiye gibi, ne tatlı gibi. Aynen. Nehir kekin de çok güzel olmuş. Afiyet eline sağlık. Ama. Gerçekten ikisi de güzel olmuş. Evet. Halime, senin de eline sağlık. İzliyorsan bizi, inşallah izliyordur. İzliyor. İzlemiyor. Artık biz yavaş yavaş kahvelerimizi içelim. Kekimizi, kurabiyemizi yiyelim. Videomu sonlandırmak istiyorum. Artık kaç dakika oldu ben de bilmiyorum. Bir 12-15 dakika oldu herhalde. Videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bana abone olmayı unutmayın.